Saygıdeğer izleyenler, Ticaret Bakanlığı'nın ülke genelinde olduğu gibi Ünye ve bölgesinde turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğu ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın önderliğinde hayat bulan Yeşilin Gölgesine, Mavinin Ötesine sloganıyla, Mavinin Ötesine yolculuk sloganıyla başlatılan 3000 euroluk %75'i bakanlıkça karşılanan bir projenin Ünye sorumlusu, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Ünyeli iş adamı İrfan Akar Bey'e sorup kısa ve öz olarak anlatmasını isteyeceğiz. Sayın Başkan, hayırlı ve uğurlu olsun. Önce Ünyeliler sizi tanıyor. Televizyonumuz arsasıyla da vasıtasıyla da ülke geneline hitap edeceksiniz. Önce kendinizi tanıtır mısınız? İsmim İrfan Akar, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyım. Yaklaşık 25 yıldır ticaretle uğraşmaktayım. İşte bu dönem bu yönetim kurulu başkanlığı bize layık gördü ünye halkımız. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ünye bölgemiz için. Projeye geçersek, proje Ticaret Bakanlığı'nın açmış olduğu bir proje. Hizmet sektörünün rekabet gücünü artırma projesi. Biz de bu proje içinde ne yapabiliriz diye düşündük. Turizm sektörünü seçtik. Ve Yeşilin Gölgesinde, Mavinin Ötesinde yolculuk sloganıyla bir proje geliştirdik. Bu projede 10 tane Ünye'de firmamız var, 17 tane de Ordu'da firmamız var. Bu firmaların hem önce kendilerinin birbirlerine entegre olmasını sağlayacağız turizm noktasında, hem de dünyaya entegre etme noktasında işte çalışma başlatacağız. Bu çalışmamız pazartesi günü itibariyle başlıyor. Danışman firmamızın tespitleriyle. Daha sonra yapılan tespitler sonucunda hedef ülke belirlenecek. Hedef ülkeyle karşılıklı tur şirketleriyle bu firmaları buluşturup fuarlarda ve bizzat kendi ofislerinde veya bizzat bizim iş yerlerinde buluşturup Ünye'yi, Ordu'yu ve bölgeyi bu turizm hattının içine sokmaya çalışacağız. En büyük hedefimiz bu. İşte bunu yaparken de işte kumumuzu pazarlayacağız, asarkayamızı pazarlayacağız. Atıyorum aç çiftliğimiz, çet dağımız, kalemiz, Çakırtepe'miz, denizimiz, mavimiz, yeşilimiz, her şeyi pazarlayabilirsek, bu insanları Ünye'de, ilk hedefimiz Ünye'de, Ordu'da iki gece yatırabilirsek ilk etapta. Çünkü bir Ünye'ye uğranıp da gidilen bir şehir değil de Ünye'de vakit geçirilen bir şehir haline getirebilirsek ne mutlu bize diyeceğiz. Peki bu konuda 10 tane turizm tesisi var. Dolayısıyla hem Ünye'ye hem de ortaklığını yaptığınız Ordu'daki işletme sahiplerine bu konuda destek olmaları adına neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle bu projeye güvenip katılan firmalara çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar. Hem onlar kazanacak. Mahsur yoksa isimlerini de sayabilirsiniz. Tabii ki. Şimdi şöyle yalnız, daha farklı firmalarımız vardı ama en son Turizm Bakanı, Ticaret Bakanlığı'nın çıkarttığı bir mevzuata göre şahıs firmaları buradan çıkmak zorunda kaldı. Aslında daha fazlaydı bu firmalar. Şirket olma zorunluluğu geldiği için sadece bu firmalar kaldı. Artık o da onların şansına. Olsun. Siz söyleyin. Şimdi Ünye'den Atakale Restoran var. Atik Otelimiz var. Ramada Otelimiz var. Sev Tur var. Mavi Marin Otelimiz var. Tura Turizm var. Çınar Suyu Tesisleri var. Şahmer Turizm var. Yalıhan Arı Otel var. Eski başkanlarımızdan. Osem Tur var. Diğer işte Ordu ve Fas'ta'da Karlıbel Otel, Kotyada Otel, Radisson Blue Otel, Aktaşlar Restoran, Modi Turizm, Balıktaş Otel, Sinema Otel, Orfo Turizm, Aydoğdu Turizm, Stadyum Tur, Pikola Tur, Gemici Tur, Anaman Otel, TY Turizm, Grand Otel, Gezelim Tur, Muli Tur. Bu firmalar şu anda bu projenin içine dahil olmaktadırlar. Ama ileride bir revize de yapma şansımız var. Eğer katılmak isteyen firmalar varsa, şirket bazında yani şahıs firmalarını bakanlık kabul etmiyor. Tekrar küçük bir revize yapma şansımız da bulunmaktadır. Buradan da sesleniyorum. Bu projeye dahil olmak isterlerse bizle temasa geçsinler. Peki. Teşekkür ediyor. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.